Sinem merhaba. Bugün size popcorn çiçekli bir çanta modeli anlatacağım. Bu ara çok moda bildiğiniz gibi çantanın bir tane sapını buraya birleştirdim ama diğerini daha hala birleştirmedim. Birleştireceğim. Çantanın iç hacmini göstermek istiyorum. Size küçük durduğuna bakmayın. Bir hayli geniş. Bayağı bir eşya alabilecek gibi. Arkası ve önü aynı şekilde. Dediğim gibi bunu da birleştirdikten sonra çok şık bir görüntüsü olur. İlla ki böyle sap kullanmak zorunda değilsiniz. Az sonra da söyleyeceğim. Normal saplar da örebilirsiniz kendi çapınızda. Şimdi modelimiz nasıl yapılıyor ona bakalım. İçin kullanılacak en uygun ip makrome, pamuklu makrome ipler. Ama kalın olanından değil, çok kalın olanından değil. 3,5-4 numara tığla örülebilecek olan makrome iplerden. Ben makrome ip almadım. Evde bulunan böyle orta kalınlıkta iki ipi birleştirdim. Bunlar bildiğiniz klasik patik ipleri. Sağlamlık açısından çantalarda patik iplerini kullanıyorum. İkisini bir araya getiriyorum ve 4 numara tığla örüyorum. Niye 4 numara tığla örüyorum? Çünkü çok kalın tığla ördüğünüzde çanta gevşek oluyor, tok durmuyor. O yüzden 4 numara tığ idealdir. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorsunuz. Küçük bir halka oluşturuyorsunuz. Bir tane zincir çektiniz. Halkanın içini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ile doldurdunuz. Başlangıç noktasına bunu şu şekilde kilitliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş bu popcornları oluşturacağız ama dikkatli izleyin. Bazı teknikler var, yani daha önce anlattığım popcorn yapımından biraz daha farklı bu çantada. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 kez doladım. Şimdi başlangıç noktama tığımı geçiriyorum. 3 seferde yukarı çıkacağım ama nasıl çıktığıma bakın. İlk önce bir tek ilmeği alıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerinde 2 tane ilmek kaldı. Tekrar 2 kez doladım. Aynı boşluğun içine, bakın yine aynı boşluğun içine önce bir tane ilmeği çekiyorum. Sonra ikili ikili iki tane çekiyorum. 3 kez ilmek çektim. Ve her seferinde tığın üzerine bir ilmek bırakıyoruz. Şimdi tığ üzerindeki ilmeklerim 3 tane oldu. Tekrar 2 defa dolayıp aynı boşluğun içine batıyorum. 1, çift çekiyorum. 2, çift çekiyorum. 3, 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaldı. 2 defa doladım. Aynı boşluğun içindeyim. Tek çektim, çift çektim, çift çektim. 2 defa doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. 1, sonra çift, sonra çift. Bakın şimdi. Zincirimizle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapmış olduk. 7. trabzanımızı başka bir teknikle yapıyoruz. Tek sefer doluyorum. Bir kez doladım. Aynı boşluğun içine girdim, çektim. 1, çift çekiyorum, 2 defa çektim tek doladığım için. Sonrasında bakın parmağınızla biraz öne ittirin bunu. İttirdikten sonra bütün kalan ilmekleri topluyorsunuz. 1, 2, 3 zincirle bitiriyorsunuz. Bakın öne doğru biraz bombeleştirin. İpi tek sefer doluyoruz şimdi. Bir tane doladım. Bakın bir kez dolandım. Hemen yanındaki boşluğun içine tek sefer dolanmış ipimi 1-2 kez çektim. 2 defa doluyorum. Bakın 2 tane kaldı ilmek. Bu başta zincir olduğu için tek kalmıştı. Şimdi 2 tane kaldı. Bundan sonra bu metotla devam edeceğiz. 2 defa doluyorum. 1-2. Aynı boşluğun içinden 1, çift, çift. 3 tane kaldı. Şudur tekniğimiz. Çift ve çift.
Yine 2 defa doluyorum. İlk trabzanlarımızı tek sefer dolayarak, ortadaki 5 trabzanı çift sefer dolayarak, son trabzanı yine tek sefer dolayarak popcornları yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar çift doluyoruz 6.'yı. Çift çift çektik. 7. yani son trabzanımızı tek sefer doluyoruz. 1 ve 2. Parmağımızla öne doğru ittirip hepsini tek seferde bakın bu şekilde topluyoruz. 1 2 3 zincir. Tek sefer doladım. Hemen yan boşluğuna. Bu arada bu popcornlar biraz fazla yer kaplıyor, geniş oluyor. Yanındaki boşluğu görmeyebiliyorsunuz. Biraz elinizle ittirin ki yanlışlıkla boşluk atlamayın. Bakın burada hemen dibinde bir boşluk var. Bunu böyle 2 seferde çıkardım, 2 tane kaldı. Sonra 2 defa doluyorum. 2 defa dolayarak aradaki 5 trabzanı yapıp başa ve sonu tek dolayarak bu popcornları böyle 7 tane oluncaya kadar arada 3 zincir çekerek tamamlıyoruz. İlk sıramız bitti bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptık. Şimdi her bir popcornun tepesindeki şu boşluğun içine bir, isterseniz önce bir zincir çekelim. Bakın bir zincir çekiyoruz 2. sırada. Bu her bir popcornun tepesine 1, 2 tane sık iğne. Ortaya 1 sık iğne. Popcornların tepesine 1, 2 sık iğne. Aradaki boşluğa 1. 1, 2. Boşluğa 1. Tepeye 2. Boşluğa 1. Bu metotla devam ediyoruz. Şimdi son 2 popcornun arasına da tek sık iğne yaptıktan sonra başlangıç noktamıza bu şekilde kilitledik. Şimdi bu modelde sık iğne kısımlarını çok sıkı yapmayın. Çok sert olmasın. Şapkalaşmasın. Yani böyle içeriye doğru iyice büyüdükçe içeriye doğru kıvrılmasın yaptığınız çiçekler. Böyle ilk boşluğun içinden tığımı geçireyim. Şimdi ne yapacağız? 1, 2, 3 zincir. Metodu, çiçek metodunu tekrar ediyoruz. Şimdi 2 defa 1, 2 doladım. Yine ilk zincirimizden sonra, 3 zincirimizden sonra aradaki 5 tane trabzanı yaparken 2 defa doluyoruz. Son trabzanı tek defa doluyoruz. Bu ilk popcornumuzdaki metottu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'yi tek dolayarak 2 seferde yukarı çıkarak bitirip topladık. 1, 2, 3 zincir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapıyoruz. Bakın, arada bir tane boşluk bırakacağız ama bu riskli bir şey. Yani burada hata yapma ihtimaliniz çok yüksek. Neden? Popcorn geniş olduğu için bazen şu boşluğu kapatıyor. Göremeyebiliyorsunuz. Hep açarak bakın nerede olduğunuza. Bakın burada bir tane boşluk var. Bunu atlayın, diğer boşluğa geçin. Bir boşluk bırakarak popcornlarınızı sürdüreceksiniz. Ama sıranın sonuna geldiğinizde size verdiğim rakamı tutturamadıysanız, yani 2. sıradaki popcorn sayısını tutturamadıysanız bilin ki bir yerlerde yanlışlıkla bu dipte kalan boşlukları atlamışsınızdır. O yüzden bir popcornu bitirip diğerine atladığınızda arada gereksiz boşluk kalıp kalmadığına dikkat edin. Sadece bir tane boşluk kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'sı bu. 7.'sini şuraya tek dolayarak 1, 2 seferde çıktık. Parmağımızla ileri ittiriyoruz ve topladık. 1, 2, 3. Sonrakine ne yapıyoruz? Bakın açıp bakıyorum. Burada bir tane var. Hemen diğer tarafa geçeceğim. Tek doladım. 1, 2. Aradaki 5 tane trabzanı da 1, 2,
iki sefer dolayarak ve üç sefer de yukarı çıkarak klasik metodumuzla yapacağız. Şimdi bakın daha öncesinde yapmış olduğum model yani arka yüzünü sayacağız. İkinci sırada kaç tane yapmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi burayı toplamda 11 tane olana kadar devam ettireceğiz. Baştaki ve sondaki trabzanı tek dolayarak, ortadaki 5 tane trabzanı da çift dolayarak, 3 seferde yukarı çıkarak burada 11 tane popcorn yapıp ikinci sıramızı bitireceğiz. İkinci sıradaki çiçekler bitti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Bundan sonraki sıra metodumuz ikinci sırayla aynı. Daha doğrusu bütün popcornları yaptıktan sonrasındaki sıra hep aynı olacak. Bütün model boyunca bir zincir çekeceksiniz. Popcornun tepe boşluğuna 1, 2 tane sık iğne, ara boşluğa 1 tane sık iğne. Popcornun tepesine 1, 2 tane sık iğne, ara boşluğa 1, tepeye 1, 2. Bütün çantanızı bitirene kadar hep bu popcornların tepesine aynı metodu uygulayacaksınız. Bundan sonrasını anlatmayacağım çantanın. Sadece size sayı vereceğim. Bakın şimdi ben böyle 1, 2, 3, 4 sıra popcorn'dan oluşan bir çanta yapmak istedim. Bunu siz daha büyütebilirsiniz. Yani 5-6 sıra da yapabilirsiniz. Şu üçüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane popcorn yaptım. Sonraki dördüncü sırada yine popcornları yaptıktan sonra tepesine sık iğne geçiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane popcorn yaptım. Arada 2 popcornluk boşluk bıraktım ki çanta sapı düzgün dursun diye. Onu dikmek için yer kalsın diye. 4 sıralı popcorn yaptım. Şimdi bu 4 sırayı yapalım, sonra çevresine bir çerçeve çizeceğiz. 4 sıra böyle 17 tane ve 21'di sanırım. 21 tane, 21 ya da 22 tane popcorn yaptıktan sonra çevresine çerçeve oluşturmayı göstereceğim. Şimdi bu 17'li sırayı bitirelim. Burada son sırayı arada 2 tane popcorn kalacak şekilde bırakıyoruz. Şu arada 2 tane popcorn kalacak şekilde bırakacağız. Evet, 4. sıra popcornumuz bitti. Bu son sırada arada 2 popcorn kalacak şekilde ördük. Burada bırakıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi ne yapacağız? 1, 2 tane zincir çektiniz. İpi tığın üzerine aldınız. Bu sefer bu boşluktaki bölümlere 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığınız ya da ikili trabzan da yapabilirsiniz. Öyle daha rahat örebiliyorsanız. Aradaki boşluklara 2 tane trabzan, tepelere 1 tane. Aradaki boşluklara 1, 2 trabzan, tepelere bir trabzan. Bu şekilde sırayı devam ettireceğiz. 1, 2, sonra şuradaki tepeye bir tane. Sonra yuvarlak saplardan bulabiliyorsanız, çevrenizde varsa böyle tutmak için onu nasıl şuraya dikebiliriz ya da örerek geçirebiliriz onu göstereceğim. Böyle buradan dönüyoruz trabzanları, buraya kadar getiriyoruz. Eğer çevrenizde böyle yuvarlak sap alacak bir yer bulamıyorsanız ne yapabilirsiniz? İki tane şu şekilde uzun sap örebilirsiniz. Mesela bir önceki videomda dilimli çantayı anlatırken o sapların nasıl örüldüğünü ve nasıl dikildiğini göstermiştim. Ekranda birazdan video biterken belirecek onların linki. Dilimli çanta linkine tıklarsanız onun sonunda sapların nasıl yapıldığını anlatmıştım. Postacı çantası gibi takabilirsiniz. İlla yuvarlak sap olması gerekmiyor. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şu aralara çektiğiniz 3 zincir az geliyorsa, yani böyle bir şapkalaşma oluyorsa zincir sayısını arttırabilirsiniz. Herkesin eline göre değişir. O yüzden 3 zincir, 4 zincir ya da 2 zincir olabilir. Benim için ortalama olan 3 zincirdi. O şekilde devam ettim. Birçok kişi için de öyle olacak büyük ihtimalle. Şimdi böyle dönelim, gelelim.
Şimdi bakın trabzanları döndük. Şu sonda bir tane yaptım trabzan ama bence şuraya popcornu bitirene kadar. Bir, iki, yani şunun sonuna gelene kadar bakın şuraya kadar trabzan yapmamız gerekiyor. Buradakini de telafi edeceğiz birazdan. Şuraya kadar yapmamız gerekiyor. Halkamız, yani sap olarak kullanacağımız halka, dediğim gibi illaki bu olması gerekmiyor. Normal çanta sapı örüp takabilirsiniz de. 15 santim olacak. 15 santimlik bir çanta sapı alacaksınız. Eğer bu boyutta örüyorsanız, daha büyük örüyorsanız daha büyük çanta sapı. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle tutturacağız bunu. Şu şekilde tutturacağız. Şöyle yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Buradan tığımızı geçirdik. Şöyle sapı şu şekilde tutabiliriz artık. Buradan sapı geçirdik. Tek seferde trabzanımızı çekiyoruz. Daha yumuşak bir zeminde yapayım, ses çıkmasın çok fazla. Buradan yine bu aralıktan bir tane daha trabzan çıkarıyorum. Bir tane daha, dört tane bu aralıktan trabzan çıkardım. İlk trabzan aralığından şuradan. Sonra popcornu kısma geçiyorum. Bunun da buradaki ilk trabzanın içinden geçip dört tane de oradan çıkarıyorum. Bir, iki, üç, beş de çıkarabilirsiniz. Dört. Daha tok durması için ne kadar çok çıkarırsanız o kadar güzel durur. 5. Şimdi buradaki her bir sık iğne boşluğunun içinden ikişer tane çıkaralım ki bir de çıkarabilirsiniz. Ama iki çıkardığınızda daha düzgün gözükür. Aynı boşluğun içinden yine bir tane daha çıkarıyorum. Aynı boşluğun içinden bir tane daha. Her bir boşluğun içinden İkişerli trabzanlar çıkarıyorum. Tek seferde yukarı çekiyorum gördüğünüz gibi. Tek seferde yukarı çektiğimiz trabzanları çıkarıyoruz. Böyle şuraya kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Sonrasında şunu şöyle yukarıya kaydıracağız. Şu elimizle düzelterek yukarı alacağız. Şimdilik böyle bu şekilde çalışıyoruz. Burada popcorn'un en başındaki trabzandan tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi 4-5 tane yine tek seferde yukarı çektiğimiz trabzanlar çıkarıyoruz. Üç, dört. Sonra şuradaki trabzanın içinden de yine üç ya da dört tane ne kadar isterseniz bir, 2, 3, 4 çıkardık. Artık sapla ilgili bütün işimiz bitti. Biraz uzun kesin. Sonra bunu içeri alacaksınız buradan. Bakın şöyle içeriye alın. Ters taraftan. Aynı metodu sonrasında şunda da şuraya takarak uygulayacaksınız. Ama onun öncesinde iki tane parçayı nasıl birleştireceğiz onu anlatayım. İkisinin de çiçekli kısmı birbirine bakacak şekilde birleştiriyoruz. Tıpkı motif birleştirir gibi. Trabzanlı kısımları bu şekilde aldık. Bakın buradaki boşlukla karşı taraftaki boşluğu birbirine denk getireceğiz ve sık iğne. Buradaki boşlukla buradaki boşluğu, bu arada ipleri de görünmez hale getiriyoruz. Boşluğu topluyoruz. Buradaki boşlukla yine buradaki boşluğu sık iğneyle tutturuyoruz. Bu şekilde
Tüm model boyunca böyle dönerek buraya kadar geliyoruz. Sonra buradaki sapı da takacağız. Tabii ters düz edip takacağız. Ondan sonra çantamız hazır hale gelecek. Evet, etrafı geçtik. Birleştirdik iki tarafı da. Şunu henüz daha buraya birleştirmedim. Birazdan yapacağım. Aynı metotla bunu tekrar buraya tığla birleştireceğim. Ama tığla yapmak zor geliyorsa dikiş iğnesiyle de dikerek de yapabilirsiniz. Modelimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.